Ben Ömer Faruk Zeybek, 20 yaşındayım ve dünyamızın gelecekteki hali için oldukça endişeliyim. Dünyamızın daha yaşanılası bir yer olması için hepimizin tüketim şeklini acilen değiştirmesi gerekiyor. Değişim hikayemi ilham verecek, bana yenilikler, yeni bilgiler katacak insanlarla tanışmak istiyorum. Çünkü her dönüşüm, sıfır atık yolundaki her gayret kişinin kendisiyle başlıyor. Marie Kondo tekniğini duydunuz mu? Fazla eşyalarınızdan kurtulmanın yolu ne kadar fazla eşyanızın olduğuyla yüzleşmekten geçiyor. Sandığımdan daha çok eşyam varmış sahiden. Vazgeçebildiklerimden ve eskilerimden kurtulmalıyım. Naylon poşet kullanmıyoruz. Her yıl dünya çapında 100 milyardan fazla giysi satılıyor. Bu 15 yıl öncesinden tam %60 daha fazla. Ancak üretimlerinden yıkanmalarına ve kullanım ömürlerinin sonuna kadar kıyafetlerimiz ağır bir çevresel etkiye sahip oluyor. Hatta tekstil endüstrisinin en çok kirletici olan sektörlerden biri olduğunu biliyor muydunuz? Tekstilde kirlilik nasıl oluşur? Gelin birlikte bakalım. Giysileri oluşturmak için kullanılacak ham maddeleri elde ederken kirlilik ortaya çıkar. Örneğin pamuk tarlalarında çok yüksek su tüketimine veya pestisit kullanımına dikkat etmek çok önemli bir noktadadır. Tekstillerde kullanılan ve daha sonra doğaya karışan ve doğayı kirleten zehirli ürünler sebebiyle çevremiz kirlenir. Tüm bunlar göz önüne alındığında kumaş atıklarının geri dönüşüm döngüsünü sağlamak oldukça mühimdir. Tekstilde dönüşüm tam olarak bireyden başlıyor. Tükettiğimiz ve gözden çıkardığımız ürünleri dönüşüme katmak ilk adım. Sonraki adımların neler olduğunu görmek için Düzce'ye geldim. Sen bırak, ben ağzını açacağım. Burası dünyanın en büyük geri dönüşüm iplik merkezi Gama Recycle. Burada hummalı bir çalışma var. Burası kıyafet dönüşüm fabrikası. Fakat öncelikle kıyafet üretiminin bize gelen maliyetini görelim. Sanırım o zaman üretimin önemi daha fazla ön plana çıkacak. Suyun yokluğunda bir hayat düşünmemiz söz konusu bile değil. O yüzden size aldığımız kıyafetlerin bize ne kadar suya mal olduğundan bahsedeceğim. Her yıl elyaf üretimi için 342 milyon varil petrol, pamuk üretimi için yıllık 300 milyar metreküp su kullanılıyor. Bu da küresel tatlı suyun %12'sine denk geliyor. 6 pet şişeden bir tişört, 40 pet şişeden bir kot pantolon üretilebiliyor. Bu giysiler orijinal pamuktan üretildiğinde bir pamuklu tişört üretmek için 2720 litre, bir kot pantolon için 8000 litre su tüketiliyor. Su kaybımız oldukça fazla. Elimizdekileri nasıl dönüştüreceğiz ona bakalım. Bu fabrikada tekstil ve kıyafet atıkları burada toplanır. Toplanan kıyafetler kırpılır ve metalden, plastiğinden arındırılır. Sonrasında parçalanan kumaşlar elyaf haline getirilip ipliğe dönüştürülür. Gama Recycle'ın kurucusu Zafer Bey'e dönüşüm sürecinin detaylarını sordum.
kullanılmış kıyafet üzerindeki aksesuarları kendi içerisinde temizliyoruz. Dikiş ipliklerini ayrıştırıyoruz. Üzerindeki metal aksesuarları ayrıştırıyoruz. Metal aksesuarları ve diğer deri aksesuarları ayrıştırınca geriye kalan pantolonun diğer kısımları zaten %100 pamuk ki onları önce kırpıntı haline getiriyoruz. Daha sonra da onları makinede parçalayarak elyaf haline getiriyoruz ve o elyafları da iplikte kullanıyoruz. Burada tam olarak ne oluyor? Çok hummalı bir çalışma var burada. Evet, kaynağından gelen konfeksiyon atıklarını renk ve polimerlerine göre ayrıştırdıktan sonra veya kullanılmış kıyafetleri yine aksesuarlarından ayrıştırdıktan sonra bu bölümü alıyoruz. Burada arkadaşlar hala içerisinde varsa başka yabancı malzemeler onları temizliyor. Daha sonra da bunları küçük parçalara bölüyoruz. Ondan sonra da mekanik geri dönüşüm yapmak üzere açma makinesi dediğimiz makinelere böldüğümüz, giyotin dediğimiz makinedeki kırpıntılar bu makineye geliyor. Burada çok büyük kamburlar var. Gördüğünüz gibi 1,5 metre çapında ve üzerinde büyük siviler var ya da işte teller var. Dolayısıyla bu makinede değişik kademelerden geçerken parçalanıp mekanik yöntemlerle elyaf haline geliyor. Gördüğün gibi onlar tarandı, artık elyaf haline geldi ve bu elyaflar işte bu şekilde iplik o kadar olarak... yani o kalın parçada bu kadar küçücük hale geldi. Buradan sonraki aşamada elyaf haline getirilen kumaş parçaları makineler vasıtasıyla iplik haline getiriliyor. Son olarak makaralara sarılan iplikler paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Yaptığımız araştırmaya göre tüketiciler gardıroplarındaki kıyafetlerin sadece %20'lik kısmını kullanıyor ve %80'lik kısmını maalesef kullanmıyor. Yani onlar gardıroplarında atıl olarak duruyor. Peki Zafer Bey, benim gibi ve diğer gençlere ne önerirsiniz? Kıyafetleri sonuna kadar kullanalım. Eskimeden gardırobumuzdan çıkartmayalım. Gardırobumuzdan çıkartıyorsak diğer atıklarla birlikte toprağa gömülmek üzere atmayalım, geri dönüşüme ya da geri kullanıma kazandıralım. Yoksa da ihtiyacımız olmayan kıyafetleri almayalım.